Pallax, bir adam bir kadın bir deseni sunar. Merhaba değerli izleyicilerimiz, Business Channel'dan Bir Adam Bir Kadın Bir Desen adlı programdan bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Ben Yeşim Obüz. Ben Kaan Kasapoğlu. Ve özel bir konuğumuz, özel de bir konumuz var. Sevgili Zehra Pala bizlerle birlikte. Ateizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Enteresan ve hassas bir konu. Hassas, evet. Enteresan bir dernek. Alışılagelmiş derneklerden farklı olarak. Şimdi hemen ben hızlı bir şekilde ilk soruyu yönelteyim. Buyurun. Ateizm Derneği diye bir dernek var. Akla gelen işte bir dernek kuruldu. Herkese ateist yapmak istiyorsunuz herhalde. Böyle herkesi dinden çıkartıp ateizme doğru yönlendirip amacınız bu mudur? Tabii nedir? Ki amacımız bu. Ben de şu an burada onun için bulunmaktayım. Bizim öyle bir amacımız yok. Zaten şimdi ateistlerin genelde ateist denince hemen işte sanki bizim misyonumuz buymuş gibi anlatılıyor ama öyle bir şey tabii ki yok. Zaten tüzüğümüzde de yok. Biz sadece ateizmin ve yani dinsizlerin, çünkü bizim derneğimizde sadece ateistler yok. Panteistler var, agnostikler var, apateistler var, deistler var. Bunların hepsi mevcut. Biz ateizm derneğini bilerek koyduk aslında o ismi, böyle kör göze parmak olsun diye. Hem kullanımı artık alışılsın, yani kulağa normal gelsin diye ateizm derneği. Tercih bu yönde olan insanların da bir arada toplanmasına. Evet. Amaca gelince yaptık. Amaçlarımızın arasında işte hukuksal aslında daha çok öyle yola çıkmıştık. Yani bu Fazılsal Say olayından sonra sosyal medyada hep konuşuluyordu. Hani bizim hukuksal hakkımızı arayan hiç kimse yok, hiçbir dernek yok, hiçbir yer yok. Ne yapalım? Bu uzun zamandan beri konuşulan bir şeydi. En son işte arkadaşlar toplanıldı, işte kafede buluşuldu vesaire. Daha sonra derneği kurduk. Amaçlarımızın arasında ilk başta hukuksallık geliyor zaten. Hiçbir şekilde misyonumuzda şey yok, dini falan yaymak yok. Herhangi bir din adına, yani sırf ya Müslümanlık değil, herhangi bir din adına ters konuşmak, ters eleştiri yapmak, aşağılamak bizim derneğimizin tüzüğünde yok. Mesela bunu eğer herhangi birisi yaparsa bizim derneğimizin içinde derneği temsilen o kişi ihraç ediliyor. Evet, evet. Yani öyle bir şeyimiz yok. İsteyen istediğine inanır, inanmaz. Ya benim anladığım bir dini yaymak üzere veya bir zaten bir inanç değil anladığım kadarıyla değil, bu. Din yok ya da bir yaradan yok zaten, bunu yaymakla ilgili bir onu bir yere yaymak, birilerinin fikrini değiştirmek gibi bir amacı yok. Sadece yok. Ne bileyim şey gibi Lösemiler Derneği herkesi lösemi yapmaya çalışmadığı gibi onların sorunlarıyla ilgileniyor. Ateizm Derneği de ateizm çok güzel diye bir düşünen örnek verdiniz. Toplumdaki baskıdan bir araya gelip evet. Gereksiz yani bir baskı olduğunu düşünüp bir arada sorunlarını çözmeye evet. amaçlıyor. Ve insanların kendini daha iyi ifade etmesi. Mesela ateist olduğunu ya da deist olduğunu ailesine söyleyemeyen insanlar var. İş yerinde bunu dile getiremeyen insanlar Sloganlarınızdan var. Sloganlarınızdan bir tanesi de artık yalnız değiliz. Evet, artık yalnız evet, onu kullandık slogan olarak. Şimdi düşünsenize, ateist olarak ya da deist olarak, inançsız olarak yaşıyorsunuz. Ailenize bile bunu söyleyemiyorsunuz. Ama bizim toplantılarımıza geldiklerinde bunu çok rahat dile getirebiliyorlar. O kadar acı bir şey ki, bu kadar basit bir şeyin bu kadar önemli olması. Mesela Ankara toplantısında kızın bir tanesi ağladı. Yani dedi ki, ilk defa sesli söylüyorum bunu dedi ve hıçkırı hıçkırı ağladı. Yani neden insan bu duruma gelsin? Ateistse ateistsin. İşte bu toplum baskılarından dolayı maalesef insanlar söyleyemiyorlar inançsız olduklarını. Biz haykırtıyoruz dernekte. Söyle, bir daha söyle, duymadık, bir daha söyle diye. Evet Zehra Hanım, aslında herkesin sorduğu, genel bu soruları alıyorsunuzdur mutlaka. Ben de sormak istiyorum size. Ateizm, din ya da bir tanrıya inanmıyor. Bunların olmadığını düşünüyor. İnançlı insanlar da tam tersini. Bu iki tarafın birbirinden ayırt eden özellik olarak mesela bir yaratıcı olduğuna inanıyor inananlar ve geliş şekillerini bir şekilde biliyorlar. Kendilerine göre tabii. Bir kısım bilimle geldiklerini düşünüyor. Ateizm ne düşünüyor? Ateistler nereden geldi? Neden ateist oldu diye bir soru soracağım size. Herkesin soracağını düşünerek açıkçası. Evet. Şimdi inanan insanlar bir şey biliyor dediniz. Onlar bir şey bildikleri şeye inanıyorlar aslında. Ya da bir şeye inanıyorlar. Bir şeyin var olduğunu takip ediyorlar. Bir yerden bir şey çıkmış ve ona inanıyorlar. İnanmak ve bilmek farklı bir şeydir. Bizi onlardan ayıran, yani
inanan insanlarla inanmayan insanları birbirinden ayıran şeyi biz sorguluyoruz ve kanıt istiyoruz. Kanıt olursa eğer, evet, o zaman bilmeye yakın oluyoruz. Ama bilim o kadar çok değişiyor ve gelişiyor ki. Ama ikilemde de kalmıyorsunuz. Bilimde, siz direkt yok diyorsunuz, evet, değil mi? Evet, biz direkt yok diyor. Yani ben ateist olarak evet, ama agnostikler öyle demiyor mesela. Mesela. Onun için hani o değişken, yani agnostiğe göre değişken, ateiste göre değişken, ama ortak olarak kanıtı olmayan bir şeyin varlığı ispatlanamaz. Hani kanıt olmadığı ama bir varlıksınız mesela. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Şey mesela bir ateist kendini nasıl tanımlar? O da bir varlık ve dünyada olmayan bir şey değil. İspatlı bir insan. Evet. Bunun için de işte yine bilimden yola çıkacağız. Kozmos'u kesinlikle öneririm mesela. Carl Sagan'ın çok güzel bir belgeselidir. İnsanlar onları izleyerek ilk başlangıcı yapabilirler. Daha sonra da kitap okuyabilirler ve bilim adamlarının söylediklerini dinleyebilirler. Çünkü halen daha konuşulan bir şey. Yani ucu yok bunun. Yani bilimin çok ucu doğru, yok. Çünkü bilim şey demiyor mesela. Bu budur ve bitti deyip kitabı kapatmıyor. Hala daha devam ediyor. Hala araştırıyor. Çok doğru. Çünkü bilimde bitmiş diye bir şey yoktur. Bilimde ispatlanmış şeylerde zaten itiraz etmek mümkün değil. Gider. Evet. Ama ispatlanamayan şeyler de var. Aslında... Mesela inancı huzur için kullanan insanlar var. Evet. Evet, ispat edemiyor, görmüyor, bilmiyor ama o onu huzurlu kılıyor. Evet, deminden beri konuştuğumuz kelimelerde ateizm, deizm, agnostizm gibi konular geçti. Aslında eskiden sadece inançlı ve inançsız diye ayırıyorduk. Şimdi birçok. Evet, bunları çok kısaca ben bir anlatayım ki kelimelerin anlamları belli olsun diye. Evet. Ateizm bir Tanrı'nın varlığının olmadığına inanıyor. Dinleri kabul etmiyor zaten. Diyor. Dinde evet, yok. Dinleri de kabul etmiyor. Tanrı da yoktur, yaratıcı da yoktur diyor. Reddediyor. Agnostizm Tanrı vardır demiyor. Bizim neyin? Bilimin araştırmalarıyla neyin içinde olduğumuzu anlamaya çalışıyor ve bilgi seviyemiz arttıkça yeni şeylere ulaşıp neyin içinde nasıl bir durumda olduğumuzun çıkacağı, bu da bir İspat Tanrı'nın ederse... varlığı demek değil oluyor. Deizm, bir yaratıcı vardır, ona inanıyorum, bir yöneten bir güç vardır. Ama ben bunun kitaplarına, dinlere inanmıyorum, onlar saçmadır diyor. Bir de teizm vardır. O da yaratıcı vardır, onun kitapları, kuralları vardır, onlara inanırım diyen. Ama bugün konumuz bu. Ateizm ve Ateizm Derneği. Ateizm Derneği'nin neler yaptıkları, kısa bilgileri için tabii Kaan'a teşekkür ediyoruz bu arada. Ama mutlaka Google'lasınlar da, çünkü aralarında da çok ayrılıyor. Yani insanlar tabii, çok hazır bilgiye o kadar şeyler ki, böyle hani hazır bilgi versin. Hakikaten eskiden mesela bu kadar ayrım olarak düşünülmüyordu. Evet, İnançlı ve inançsız var, olarak düşünüyordu. Negatifi var, bir sürü dalları var. Yani bunu mutlaka yani Google'lasınlar biraz. Kesişim kümeleri var. Hani evet, matematikte şey yani, vardır. İşte ateizm, agnostizm, deizm, bunların kesişim kümeleri var. Ve birçoğunda da farklı kelimelerle anlatıldığını görüyorum. Ateizm tamamen farklı, tamamen evet, reddediyor ve yok diyor. Diğerlerinde mesela şeyi çok görüyorum. Aslında birisi sistem diyor, biri tanrı diyor, biri Allah diyor, biri yaradan diyor. Biri işte bilimsel olarak açıklıyor. Herkesin kendine göre bir açıklaması şimdi var. Şimdi deistler ama Allah ateizm... kelimesini kullanmazlar. Ama mesela enteresan bir soru geliyor aklıma. Siz hiç mesela ama Allah'ım demiyor musunuz? Ya da Allah kahretsin dediğinizde bunu başkası sorduğu için direkt size soruyorum. Bir de mesela yaptığınız yardımlar var. Genelde yardımlar... İnançlı insanlar arasında bir amaca uygun olarak ya da amaç üzerine yapılıyor. Halbuki siz insani ve ahlaki boyutuyla yapıyorsunuz bunu. Mesela burada yaşadığınız sorunlar, bunun hukuksal boyutları, yaşadığınız sıkıntılar, ben bunları merak ediyorum. Şimdi evsizlere her çarşamba çorba dağıtıyoruz 3 yıldır. Fakat bunu aslında ben ahlakla etiği birbirinden ayırıyorum. Yani ayrıdırlar da zaten. Ahlak çok görecelidir, değişkendir. Ama etik değerler değişmezler, aynıdırlar. Biz bunları hani iyi insanız, ahlaklı insanız falan diye yapmıyoruz. Bize bir şefkat der, hatta inançlı bir dernek bize başvurdu. Çorba dağıtacak kişilere ihtiyacımız var. Bize yardım edebilir misiniz dediler. Tamam dedik, hani hiç bakmadık. İşte bunlar inanıyor, yok gitmeyelim falan filan diye bir şey. Orada görevde bulunmanız gerekiyordu ve evet, insan orada olarak görevli olduk. Mesela Ramazan ayında bizi arayan birisi vardı. 2 sene önce babası ameliyat geçiriyor. Kan lazım. Ailenin hepsi oruçlu ve kan gerekiyor. Yani sakın dalga geçtiğimi sanmayın. Ama sıfır grubu RH negatif kana ihtiyacım var. Sizdekiler oruç tutmadığı için sizinle irtibata geçmek istedim dedi. Aa, ve Twitter'da biz bunu yayınladık. Fazlasıyla kan gitti.
Ve o kanla, kanda bağış olarak gitti. Evet ve dedik hani herkes böyle bir ateizm derneği deyince böyle ahlaksızlık yapan, işte kötülük yapan, kedi kesen bir inançlı birine de yardım isteyip böyle bir şey gidebiliyor. Evet evet. Yani çünkü orada bir insan söz konusu. İnsani etikler bir, ön planda yani. Tabii ki de işte. Yani bir babası ve artık ne kadar zor durumda kaldıysa düşünün ki ateizm derneğinin kapısını çalıyor yani. Hani, ama çok büyük bir mantıkla düşünmüş. Onlar oruç tutmuyor. Çok güzel çünkü yanlış bir insan belki orucunu bozmak istemeyecek. Ama çocuğuna yardım edilmesi lazım. Orada işte inanç kalkıyor. İnsani vasıflar geçiyor. Ben de işin bu tarafındayım. Ama, mesela dernek bir sürü insani yardım vesaire yapıyor. Yeni projeleri var mı? Hangi projeleri yaptı mesela? Şimdi o bu kan verme olayında Kızılay'ın bir sanırım ya Kızılay'ında ya da Diyanet'in de bir açıklaması vardı. Ateizm ateistlerin kanı haram mıdır? Alınır mı, alınmaz mı falan diye bir şey vardı mesela. Neydi? Peki haram ediyorum, mıymış, aynen. Değil miymiş? Harammış. Ondan sonra işte bir sürü tartışmalar falan filan çıktı. Ve biz bunun üzerine imza kampanyası düzenleyelim mi dedik. Ondan sonra ki hadi ateistler hep birlikte kan verelim mi? Geçti olay. Hı-hı. Hani bunları falan yapalım mesela dedik. Derneğinizin sitesinin kapatıldığını hukuksal olarak duymuştum. O bu dönemde mi oldu ya da o farklı yok, bir konu muydu? O ondan daha sonra oldu. O iki sene önce oldu. İki sene önce. Çok fazla saldırılıyorsunuz aslında değil mi? Bekliyorlar sağ olsunlar. O inşallah maşallah olayına gelelim. Evet evet inşallah maşallah. Allah kahretsin, Allah evet. Kabul etsin. Ya da işte böyle ay falan dediğiniz aman Allah'ım falan dediğinizde insanlar bir bakıyordur aslında bu insani kelimeler ama. Şimdi o toplumsal ve kültürel bir şey, dil alışkanlığı o hani inşallah. Evet. Ben hiçbir şekilde kullanmamaya gayret ediyorum. Hani toplumsal kültür olsa da inanmadığım için bunları kullanmamaya çalışıyorum. Ama evet aramızda kullanan insanlar var. Eyvallah diyen var, inşallah diyen var, maşallah diyen var. Ben umarımı kullanıyorum. Hani onun yerine neler kullanabileceğimi düşünüyorum ve o cümleleri kullanıyorum, o kelimeleri kullanıyorum. Ve çevremdeki arkadaşlarıma da söylüyorum bak bunun yerine bunu kullan. Çünkü öyle öyle yayılıyor. Hani inanmıyorsun inşallah niye diyorsun ya da Allah korusun. Mesela niye kullanıyorsun. İşte o tamamen toplumsal bir şey o inandıklarından falan değil. Bizim Facebook'umuza şey geliyor, e-mail geliyor arada sırada. İşte o eyüzü şey... kelime-i şehadet. Onu yazıyorlar. Sonra altında ha 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 şimdi Müslüman oldun yazıyorlar. Yani okudun diye. Ama şey var biraz, gruplar. Biraz şöyle değerlendiriyor. Bir takım taraftarlığı gibi işte ateistler ve inançlılar işte savaş etmeli işte. En büyük bizimiz filan. Yani şu olabilir şey, mi acaba? Ateizm adı altında birçok olumsuz provokasyon ya da problemleri yaratan insanların aslında ateizme mal edilmesi olabilir mi? Dışarıdan insanlar bunu bilmiyor olabilir. Aslında bugün en büyük amacımız buydu. Ateizm Derneği'ni anlatmak böyle bir kitle var. Ve herkesin birbirine saygısı duyması gerekiyor. Önce insani olarak sonra inanç veya inanmama bazında. Böyle bir dernek var ve çok fazla saldırı alıyor. İşte sitesi kapatılıyor. Dediğiniz gibi hacklenebiliyorlar. Ya da toplumun dışında tutuluyorlar. Bunlar için neler yapıyorsunuz? Ya da hukuksal olarak hangi hakları kullanıyorsunuz? Şimdi ben hep şunu söyledim. Şimdi bu böyle olamazsınız diyemezler bir ülkede. İnsan olarak, insan hakları olarak diyemezler. Evet. Şimdi hukuki boyutu çok sorunu çok yaşıyoruz. Fakat maalesef 216'ya 3 biz bunun için imza kampanyaları falan da düzenledik değişsin diye. 216'ya 3 işte belli bir kesimin dini değerleri ve duygularıyla işte alay etme falan filan gibi devam ediyor. Ya bu çok hani birinin duygusunun nasıl kırılacağını bilemezsiniz. 216'ya 3'ten eğer bizim tarafımızdan dava açılıyorsa mahkeme diyor ki kendi fikir özgürlüğünü beyan etti diyor. Ama bizlerden birisi söylediği zaman yani inançsızlardan orada hemen hakarete falan giriyor ve davayı düşürmeye çalışıyorlar. Sizin aranızda bunu yapan ya da yapmayan gruplar yok mu? Mesela görebiliyoruz hakaret da. Hakaret edenler hayır, hakaret anlamında değil ama inançlı insanlara mesela inandığı için hayır o öyle yok deyip direten insanlar yok mu? Mesela dernekte belki yok ama ateizmi bu şekilde kullanan insanlar olduğunu var, da bazı duyuyoruz. Sayfalar var mesela sosyal medyada çok görüyoruz. Bazı sayfalar var, bazı kişiler var. Bunlar aslında orada şöyle bir sorun var. Ateizmi kötü kullanmak derken kötü kullanmak ne? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla işte mesela hani kedi kesmeyi ona yanlış, bağlamak. Belki yanlış işte kullanmak. İnançlı insanlara işte, kötü davranmayı ona bağlamak belki yok, bu anlamda. Onların hani
tamamen çok genel. O insanına göre değişir. O inançlı birisinde de çıkar, ateiste de çıkar, non-teiste de çıkar. Bu kişilikle alakalı bir şeydir. Herkesin kendi, yani diğerine aslında iki tarafında birbirini sorması. Yani sen niye inanıyorsun diye sormak da yanlış. Hı-hı. Sen niye inanmıyorsun diye de sormak zaten yanlış. Ona diretmek, yani inanıyor musun, inanmıyor olması musun? Olması gereken bu. Ama şu da yanlış. Ben İnanan bir insana hayır ki, bu yoktur deyip diretmek de yanlış anlamında işte, söylüyorum. Bu yoktur. Mesela büyük, o reddediyor. Çok üzülüyorum ki... çok farklı davranış, yaşam biçimleri var dünyada. Kesinlikle. Bir aslında, tanesini hemen anlatabilirsin. Geçenlerde yaşadık çünkü. Evet. Mesela Etiyopya'da çıplak yaşayan bir kabile var. Müslüman kabile fakat çıplak yaşıyor. Ama kıyafetleri yok. Ekvator'a çok yakın. Zaten çalı çırpının içinde kalıyorlar. Giyecek kıyafetleri yok. Ayakları çıplak. Kadınların, erkeklerin üstleri çıplak. İşte bir şey buluyorlar, sarıyorlar. Ama Müslüman olduklarını öyle sarıyorlar. Değiller diyebilir miyiz? Diğerler diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Onların doğrusu mesela yaşam anlamında. Ya bu yüzden sorgulamak aslında burada yanlış olan. Sen niye inanıyorsun diye sorgulamak da yanlış. Sen niye inanmıyorsun diye sorgulamak yanlış. Onun haricinde... Ya da birinin işte diğerine inancını kabul ettirmesi, inançsızlığını kabul ettirmesi. Aslında burada ben çok çok üzüldüğüm bir şey. Burada Türkiye'nin içinde gruplar, insanlar basitçe inançlardan vesaire şu görüşlerden dolayı birbirine kavga ederken aslında dünyanın diğer tarafındaki insanlara göre birbirine çok yakın bunlar. Yani başka bir tarafta sadece işte dilinden dolayı, sadece dininden dolayı, bir takım görüşünden dolayı insanlar onları kendine yakın zannediyor. Ama tam tersi. O taraftaki ben çok gezip baktığım için biliyorum. Oradaki insanın buradaki insanla alakası yok. Ne otursan yan yana oturursun, ne bir kelime konuşabilirsin, ne yemek tarzın, ne oturmak tarzın, eğlence tarzın birbirine tutmaz. Kültür, yaşamsal farklılıklar olabilir fakat, mi? Mesela insanlar orada zaten birbirine saygı duyuyor. Oradaki adamı tanımadan kendine yakın görüp, buradaki adamı yok sen inançlısın, sen inançsızsın, sen şöyle yapıyorsun diye ayrı tutmak ve kavga etmek benim için çok acıklı gördüğüm bir şey. Ama maalesef ülkemizde mesela birbirlerine inanç konusunda, siyaset konusunda ya da kişisel işte zengin fakir konusunda birçok ayrım yapılıyor. Ve bu en dibi. En önemli konulardan bir tanesi. İnanç ve inançsızlık. İnanç ve inanç zaten bir takım taraftarlığı gibi bir şey değil. Değil. Yani bu bir inanıyorsan şahsi, sendedir, inanmıyorsan da sendedir. Hı hı. Belirli bir kısmın kültürü de bunu yani anlamaya yeterli. Taraftarlık yapar gibi bir diyaloğa girmek saçma bir. Ama şey, amaç şu, en güzel kısmı ateist olan, bunu söylemeyen insanların aslında bir arada toplanmış olmaları. Birlikte bir kitle olarak hareket ediyor olmaları değil mi? Evet. Burada derneğin evet. En önemlisi. Son 5 dakikaya giriyoruz bu arada. O zaman ben şey yapayım evet. Çünkü arada hiç tabii aklımda gelen her şeyi konuşabiliriz. Sorgulamanın yanlış olduğunu söylediniz. Bence sorgulamak yanlış değil. Bence sorgulanmalı. Kesinlikle sorgulanmalı ve karar verilmeli. İnsanlar birbirine hakaret etmeden, küfür etmeden, birbirlerine saygı duyarak, düzgün cevaplar vererek evet sorgulanmalı. Ben sorgulanması taraftarıyım. Yani niçin sorgulanmasın ki? Hani işte din mesela niçin sorgulanmasın? Sorgulansın. Kesinlikle ateizm niye sorgulanmasın? Sorgulansın ki zaten sorgulanıyor. Bu tanımak ve ateiste geldik ama mesela. Ama medeni bir... İşte onu söyledim zaten. Ben medeni size bir şey olarak. İşte niye hani, portakalı seviyorsunuz? Siz dersiniz benim işte ekşi severim. Portakalla şey çok farklı. Veya din grubuna girdiğiniz zaman o portakal çok farklı oradan bir boyuta çıkıyor. Gidiyor. İnanç insanlarda sorgulamalı. Neden inanıyor? Neye inanıyor? Evet, benim söylediğim o. Yani portakalı sevmek sizin kararınız. Ben sevmeyebilirim. O da benim kararım. İşte siz ama eğer hani hiç sorgulanmamalı değil bence. Sorgulanmalı. Bunu konuşabilecek insanlar arasında sorgulanmalı. Tabii ki canım, yoksa kan çıkar zaten. Niye portakalı sevmiyorsun? Sevmelisin. Öyle olmaz. Tanımak ve ateistten bahsediyorduk. Şöyle bir durum var. İnsanların hepsinin zaten ateistlere, dinsizlere ön yargıları var. Hı hı. Ben evet. Mesela kendi mahallemde kaç tane olduklarını artık sayamadığım, günde 10 kilo şey haftada 10 kilo mama aldığım kedi şeyim var, grubum var. Yani bildiğiniz bir kedi grubu. Hepsini kesmek için aslında. onlara mama verdim de mesela hep Allah razı olsun, Allah razı olsun falan diyen kişiler vardı. Hı hı. Bunlar ve ufak ufak böyle muhabbete başladım. İlk önce teşekkür ettim, sonra muhabbete başladım. Kendi kedilerin mamaları bittiğinde gelip benden almaya falan başladılar. Böyle bir muhabbet şey yaptı. En sonunda hepsine ayrı ayrı günlerde tekrar Allah razı olsun dediklerinde işte teyze ya da amca... Ya ben aslında inanmıyorum. Hani böyle size ikiyüzlülük gibi geliyor. Size teşekkür ediyorum ama ikiyüzlülük gibi geliyor. Ben aslında ateistim dediğimde bu yok senin gibi bir kız hanım bir kız ateist olamaz. İşte mesela bu ön yargıyı yıkmak lazım. İşte o örneği vermek istiyorum. Sonra İyi olmamak sordum. Değil, insan i̇şte olmamak değil ateist. Benim orada söylediğim şeydi. İlk soru şuydu. Hayatınızda hiç ateist gördünüz mü? Görmedi. Hiç görmedi.
toplum dayattı. Ona göre ateistler öyle ve benim gibi bir insan asla ateist i̇şte olamaz. Sorular onun için ahlaksız, işte kedi kesen, şeytana tapan, evet, işte kötülük yapan, hırsızlık yapan. Evet, insanlar onun için şaşırıyor. Yani bu ön yargıları aşmamız gerekiyor. Herkes bu ateist deyince bunların olması gerekiyor. Evet, gibi. O ön yargıları aşmamız gerekiyor. Mesela ben bir metrobüse bindiğimde, otobüse bindiğimde herhangi bir şey, benim ateist olduğumu kimse bilmiyor. Ama bana yardım ediyorlar. Ben de onlara yardım ediyorum. Ramazan ayında geçen sene tabii ki hani şu bilmiyor. Bilse ne yapacak? Yani hani bu ateist hayır birisi bir de şey şu da var. Şimdi şöyle de bakabiliriz duruma. Yani inançlı hiç kimse, inançlı kimseler suç oranı yok mu? Suç işlemiyorlar mı? Orası da değil ama ben mesela şurasında insani olarak ayrımlar yapıldıktan sonra din bile bir inanan insanın bile sorgulaması gerektiğine inanıyorum. Neden buna inanıyorsun? Neden inançlısın? Ve din senin için neden gerekli? Ben mesela bu kısımda karar vererek dinin benim ihtiyacım olduğuna aslında karar veren biriyim. Dünyaya bakarsak bütün dinler hep ahlak, iyiliği ve ahlaktır. Özü ahlaktır yani etik ve ahlaktır. Hı hı. Etik ve ahlaktır. Yani o da insanın içinde var olmasıyla beraber vardır. Mesela İlahiyat Fakültesi'ne gitmiştik biz konuşmacı olarak. 1,5 sene önceydi sanırım Süleyman Karam'la, şimdi de başkan yardımcımız. Onunla birlikte gittik. O salona girdiğimizde de böyle herkesin bakış açısı bize çok farklıydı. Ondan sonra değişmeye falan başladı. Orada mesela bir tane soru geldi. Dediler ki, inanmıyorsunuz, hiçbir şeyden de korkmuyorsunuz, cennet cehenneme de inanmıyorsunuz. Nasıl ahlaklı olabiliyorsunuz diye bir soru geldi. O kadar çirkin bir soru ki aslında. Çünkü kendini de küçümsüyorsun orada. Yani diyorsun ki Allah'a inancım olmasa ben korkmasam ben şey aslında yapalım. Neler yapacağım da inandığım için yapmıyorum. Dedim ki ben sizin bu kadar kötü olduğunuza inanmıyorum. Din olsa iyiliği emreder. Bu sizin içinizde olduğu için siz yapmıyorsunuz. Yani bunu soran insanlar aslında kendilerini aşağılıyorlar. Korktukları için yapmıyormuş gibi. Çağrı merkezini arayıp şey diyenler var. Oo işte inanmıyorsunuz sizde o yolda vardır bu yolda. Ha öyle düşünüyorsan inan yani lütfen inan ve yapma yani. O bu soruyu sorduklarında birkaç kere düşünsünler. Ben bu soruyu sorarak kendime mi hakaret ediyorum yoksa karşı tarafa mı hakaret ediyorum diye. Okey evet. Başka çok son projelerinizle ilgili. Çok güzel bir şekilde bağladınız. Yani özü etiktir yani. Hatta bunun deneyi var. Bebekler, çok ufak bebekler daha iyi ile kötüyü ayırt edebiliyorlar. Daha hiçbir dini, hiçbir okul eğitimi olmayan 6 aylık bebekler dahi iyilikle kötülüğü ayırt edebiliyor. Dolayısıyla zaten özde bu var. İnsanlığın özü, insan olmak. Evet, son söylemek istediğiniz ya da son bir hemen çok yakında olan bir projeniz var mı? Onu da sormak istiyorum. Ondan sonra da programımızı bağlayalım. Aslında projelerimiz var ama kimse bize yer vermiyor. Yer vermekten korktukları için, hı-hı, salon olmadığı için hiçbir projemizi biz gerçekleştiremiyoruz maalesef. Kitlesel anlamda, bu anlamda da zorlanıyorsunuz. Evet, bu anlamda zorlanıyoruz. Bir de bir geçenlerde Diyanet miydi? Artık hepsini karıştırıyorum. Gündem o kadar çok bu, hı-hı, şeyler üzerine gidiyor ki. Ateistlerin ateizmi yaydığı Diyanet'in dergisiydi. Aslında yaymak değil ama daha rahat söylenmesini sağladığından dolayı mı aile acaba? Bizim dernek onu bayağı bir yaptı. Yani ben o konuda çok mutluyum. Yani bizim bir katkımızın olduğunu düşünüyorum en azından. Demiştik ki işte sosyal medyadan çocuklarımızı uzak tutalım. Çünkü ateistler çocuk insanları ateist yapmaya çalışıyor falan filan. Şimdi o gruplara ben baktığım zaman kimse ateist yapmaya falan çalıştığı yok. Hı-hı. Aslında ayetlerden, Kur'an'dan, oradan buradan olan şeyleri yapıyorlar. Yani aslında dini öğretiyorlar. Ve bunu karıştırıyorlar. Yani korkuyorlar ki bazı şeyler öğrenilirse eğer insanlar dinden çıkacak. Mesela az önce verdiğiniz bir kitle şey vardı ya örnek. Hı hı. Ateizmi yanlış kullanan. Ben bu kişilerle ateizmi yanlış kullanan kişileri aynı kefeye koymuyorum. Çünkü bunlar hakaret etmiyor, küfür etmiyor. Sadece olan bir şeyi paylaşıyorlar. Kendi inandıkları onu, olan bir şey. Ateistlerden bahsediyorum. Hı. İşte bir Hristiyanın, bir Müslümanın, herhangi bir dinin inandığı şeyin kitabından bir kesinti veriyor oraya. Yani o kesinti oraya verildi diye mi ateist olacak insanlar? Bu ateizmi yaymak değil, aksine Müslümanlığı öğretmek olarak geliyor bana. Yani o ikisi çok farklı. Hani kötülemekle işte şey yapmak gibi, bütün Atatürkçülerin hepsi dinsizdir genellemesi gibi. Yani yanlış o kadar çok bilgilendirme var ki. Kitleler her iki tarafta da inançlı ya da inançsız bazında kullandığınızda her iki taraf olduğu için yani siz inançlıysanız karşıtınız
ateist dolayısıyla birbirini kabul etmemekten, önce insan olarak kabul etmemekten belki de kaynaklanıyor. Kesinlikle. Yoksa ahlak ve ki dinde ahlağı, iyiliği. Herkes benim bildiğim en doğrusu, benim düşündüğüm en doğrusu diye. Tabii şimdi ne olur ki? Yani ben inançlıysam inancın doğru olduğunu savunacağım. O da onu savunacak ve ortak bir karar alacaksın. Yani sorgulayacaksın bunu. Neden inançlıyım, neden değilim? Bu inanç için evet doğru olabilir. Hani benim dinim en doğru dindir olabilir. Ama ateistler, agnostikler, panteistler bunlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü biz hala sorguluyoruz tamamen yani. Ben şundan da yanayım. İnançlı bir insan olarak inancının neden inandığını da sorgulamalı mutlaka insanlar. Onu neden ona lazım olduğunu, neden bu inanca sahip olduğunu, nerelerden gelmiş, ne olmuş bir bakmalı. Yani kuru kuru Arapça okuyarak değil, ben bana göre inanç onun açıklamasını bilip kesinlikle ona inanarak yapıyorsan özellikle. Yoksa ben Müslümanım de git orada en kötülüğü yap. Ya da ateistim de sen ateistliği kullan bir başka duruma çevir vesaire vesaire. Aslında konu çok ilginç ve derin bir konu. Zamanımız çok. Evet, zamanımız kısıtlı. Doğru. İnşallah başka bir zaman yine yine bunu irdeleriz ki izleyicilerimiz de böyle gözlerini açarak, kulaklarını açarak dinlemişlerdir. Ateizm Derneği'nin aslında amaçlarından yönetim kurulu başkanından onu dinledik. Aslında onlar kedi falan da kesmiyorlar. Tamamen insani olarak bakmamız lazım. Diyoruz. Aksine, ateizmi de yaymaya da çalışmıyoruz. Herkes ateist. En önemli kısmı. Bir derneğin yani böyle bir şey amacı yok. Zaten misyonumuz değil. Ama yine insani bir amacı var. Bu görüşe sahip olan insanların bunu açık açık söyleyebilmeleri adına bir dernek kurulmuş, kitlesel olarak hareket ediliyor ve hiçbir insanın da birbirine diğer inancı, yani karşıt inancı karşısında saygılı olmamak gibi, yani saygı göstermemek gibi bir şansı da yok zaten. Evet. Türkiye genelinde. Biz o aldığınız saldırılar vesairelere ben inançlı bir insan olarak zaten çok karşıyım. İnsan olarak asla kabul etmiyorum. Ateizmi kabul etmesek de herkes birbirine saygı duymalı diyorum. Son cümleleriniz varsa hemen alıyorum ve programı kapatıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Davet ettiğinize teşekkür ederim. Çünkü ilginç bir konu bu. Vebalı gibi baktıkları için hani işte ateistleri bir yere mesela ilk çıktığımızda bize magazin gözüyle bakıyorlardı. Ateistler çıktı her gün arıyor birini. Evet, ne çıkacak? Ne reyting kurna işte aslında. Yetişemiyorduk yani. Hani sen oraya git, sen oraya git, sen oraya konuş falan öyleydi. Ama uzun zamandan beri yoktu bu. Bir işte bir kanalın bir tanesine telefonla bağlandık. Bugün bir gazete aradı. Nasıl oldu anlamadım. Şimdi mesela siz yani gerçekten teşekkür, çünkü kendimizi ifade edecek portalımız yok Türkiye içerisinde. Yurt dışında yapıyoruz. İşte o inanışların geçmişten gelen kitlesel sorunları birbirine bağlamasıyla insanların inançları. İnsanlara anlatmazsanız bilmediklerinden sorumlu değilsiniz. Önce öğretmelisiniz ne yaptığınızı. Evet. Hani şimdi insan bilmiyor. Bunu ateizm bir de işte şey öğrenmiş. Kedi kesmek öğrenmiş. Ya da şu öğrenmiş ya da bu öğrenmiş. O insanı sorgulayabiliyor muyuz? Yetiştirmedik ki, bilmiyor. Yani hakaret etme lüksünü kendinde bulması ahlaksızlığı, o başka bir şey. Şimdi siz de kalkıp inançlı bir insana hayır siz bu, inanıyorsunuz ama çok şöylesiniz böylesiniz diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Böyle bir hak da size ait değil deyip artık bu pazarı kapatacağım. Programımızın yayından sonra gelecek sorular olursa. Evet, sosyal medya adreslerimizden ve Facebook sayfamızdan. Bunlara cevaplayabiliriz. Hatta bir programda yapabiliriz. Evet, dernekle ilgili sorularınızı tabii ki Serhan Hanım'a yönetebilirsiniz. Sonra. Altta gördüğünüz gibi mail adresleri ve ulaşabileceğiniz sosyal medya adresleri mevcut. Serhan Hanım'a ateizmle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Bu arada biz de şunu belirtelim. Sonra hani bir takım yorumlar olabiliyor. Herhangi bir dilin temsilcilerinden programımıza katılmak isteyen olursa kapımız açıktır. Çok severek. Onu da anlatmak arzusundayız. Tabii biz bir kere programın sunucuları olarak herhangi bir ayrım, işte din, siyaset, şu bu adına hiçbir zaman hiçbir şeyin yandaş olarak zaten hareket herhangi edemeyiz. Herhangi bir inancın temsilcisi ve her katılmak isteyen konu programımızı alabiliriz. Aynen, her katılmak, kendini anlatmak, doğruluğu ve yanlışlıkları konuşmak adına her kitleyi programımıza alabiliriz. Değerli izleyiciler, bir pazar daha ilginç bir konu ve konukla birlikteydik. Sizlerle birlikte olmanın keyfini bizler de yaşadık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Diğer pazara görüşünceye dek Parlak sponsorluğunda sunduğumuz Bir Adam, Bir Kadın, Bir de Sen adlı programdan Kaan Kasapoğlu ve ben Yeşim Obüs alasmaldık diyoruz. İyi pazarlar. Parlak, Bir Adam, Bir Kadın, Bir de Seni sundu.